Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Önce geçmiş olsun diyelim değil mi hocam? Siz de Covid geçirmişsiniz. Sağ olun, çok teşekkürler. Tabii ben ilk geçirenlerden ve bayağı ağır geçirenlerdenim. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Siz de yoğun bakımda falan mı kaldınız hocam yoksa? Tabii, ben bir ayı aşkın bir süre hastanede yattım. 20 gün yoğun bakımda kaldım. Bunun 12 günü entübe olarak kaldım. Bayağı ağır geçirdim. Hani bir ara umudu kestikleri nokta olmuş. Ama sonradan neyse ki vücudum tedavilere yanıt vermiş ve şu anda aranızdayım. Çok geçmiş olsun. Hocam Sağ ne on, yaşıyoruz şu anda? Ne oluyor? Vaka sayıları yine iyileşen hasta sayısını geçti. Evet. Bir sürü başka bilgiler geliyor. Yok deniyor ki doğuda durum çok vahim, hastanelerde yer yok. Mesela geçen gün evet. Batman için... Twitter'da bir hashtag gördüm. Diyarbakır'da hastanelerin evet. dolu olduğu söyleniyor. Gerçekten durum böyle mi yoksa sosyal medya ve diğer insanlar mı abartıyor? Maalesef e, durum böyle gözüküyor. Çünkü ben de hani sürekli sosyal medya medyadan haber alıyorum ama bunun yanı sıra tabii çok sayıda hastamız olduğu için o bölgeden gelen hastalarımız var. Onlardan aldığımız bildirimler var. Onlardan aldığımız bildirimler de bu sosyal medyadaki haberlerle örtüşüyor. Dolayısıyla şu anda gerçekten ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. tabii ki bir yandan İstanbul'daki olgular da devam ediyor. diyebilirim ki bu normalleşme sürecine geçtikten sonra azalmış olan olgularda bir İstanbul'da bazında da bir %30 civarında bir artış olmuştur. O da o şekilde devam ediyor. E, halen İstanbul'da çok sayıda olgu görüyoruz ama e, esas patlama işte Doğu, Güneydoğu Anadolu hatta Doğu Karadeniz. Kısmen iç, i̇ç Anadolu işte bir ara Konya'da bayağı kötüydü. E, bu şekilde e, bu da en büyük nedeni bence hani İstanbul'dan o bölgeye gidenler belki enfeksiyonu yaydı. O bölgelerde yaz tatili dolayısıyla enfeksiyon oraya da taşınmış oldu. E, şimdi bir de bunun aksi yönde gelişi var düşünün. O bölgeden tekrar İstanbul'a dönüşler olacak. E, dolayısıyla belki Eylül itibarıyla hani diğer koşullardan bağımsız olarak bu tersine göçten dolayı da İstanbul'da veya büyük şehirlerde artışlar tekrar görebiliriz. Peki hocam bu ama sayılar öyle söylemiyor. Her akşam açıklanan sayılar. Evet. Şimdi, bu gerçekten tabii ki saklanabilir yani ben, bir şey mi ki? Evet, e, bu tabii ki saklanabilir bir şey. Yani bunu çünkü bir ölçüm e, şimdi. Bir tek bir merkezde toplandığı için veriler bir şey demek mümkün değil. Gerçekten hem ölüm oranları olarak da kesin bir şey söyleyemeyiz. şu anda çok böyle açık şeffaf yürümüyor süreç. Bunu baştan beri söylüyoruz. Tabii ki bunu hani konuda şüphelinden tek ülkede biz değiliz. çoğu ülkede de buna benzer bir davranış şekli olabiliyor. Kimi yerlerde sayıların çok abartıldığı söyleniyor bazı ülkelerde. Bazı ülkelerde sayıların normalden az gösterildiği söyleniyor. Diğer başka ülkelerde buna benzer şeyler yaşanabiliyor ama bu bir gözlemdir. Yani bize gelen bilgiler işte buna bir toparladığımız zaman bu sayıların çok üzerinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir kayıt sistemi var yok değil ama o kayıt sisteminde sonuçta tek bir merkezde toplandığı için bir yorum fazla yorum yapmak mümkün değil. E peki hocam bu sayıları saklamanın ne faydası var bize? E şöyle şimdi zaten hani e, Türkiye'de Covid olguları fazla diye Avrupa Birliği'nin almış olduğu bir tutum var e, bize karşı. işte seyahat mesela turistik olarak gideyim deseniz gidemiyorsunuz şu anda Avrupa veya iş seyahati dolayısıyla daha gitmek zor. Ancak orada çalışıyorsanız oturma izniniz varsa gidebiliyorsunuz. Bunun, tabii ki ekonomiye yansımaları var, seyahat özgürlüğü anlamında yansımaları var. Tabii ki Türkiye'ye aynı şekilde eğer ki rakamlar çok yüksek olursa gelişler çok azalacak, turistik olarak gelişler çok azalacak. Herhalde bu tür hesaplar var diye düşünüyorum. Tabii ki aslında baktığınız zaman bu bizi bir tıp mensubu olarak hani çok böyle çok hakim olduğumuz konular da değil ama. Bir düşünce olarak bunu söyleyebilirim. Hocam Covid'i yaşamış bir hekim olarak ne hissettiniz? Ya ilk hissettiğiniz şey, ateş mi çıktı, öksürük mü başladı? Ya biz neye evet. dikkat edeceğiz? Şimdi tabii herkesde Covid'in özelliği de çok farklı seyir gösterebiliyor. Çok değişik belirtiler verebiliyor. Geçenlerde sadece baş ağrısıyla gelen bir hastam tesadüfen dışarıda bir akciğer tomografisi çekilmiş. Akciğerinde iki taraflı yaygın Covid'e bağlı infiltrasyonlar vardı. Yani zatürre vardı, Covid zatürresi vardı ve hasta işte bir hastaneye yatırdık ve 5-6 günde o şekilde hemen baş ağrısı geçti Covid tedavisiyle ve tedavi edebildik. Bunun gibi çok değişik seyirler gösteriyor. Ben de ise tabii bir hafta çok yoğun Covid hastası baktım. Özel sektörde çalışıyorum ve, ve ondan sonra bir ateş yükselmesi oldu gece yarısı. Tek belirti buydu. Ama ben hemen covid olduğumu anladım ve işte evde odamı o akşam için ayırdım. Ertesi sabah bir ufak bir valiz hazırlayıp ben dedim ki covid oldum, hastaneye gidiyorum ve muhtemelen yatmam gerekecek. Ee, sabah işte tomografi çektirdim de gerçekten akciğerimde zatürre vardı. Hastaneye yattım çok dalgalı seyir gösterdi. Çok halsizlikler yapabiliyor. O, bunun halsizliği öyle bir halsizlik ki adeta bayılıyormuş gibi oluyorsunuz. Yani kendinizden geçiyorsunuz. 6 saat falan çatılamıyorsunuz. Nörolojik sistemi tutabiliyor. İşte bende böyle istemsiz hareketler, kas atmaları, seyirmeleri gibi şeyler oldu. Ağız kurulu, Korkmuş bir ağız kurulu. Çok su içmenize rağmen ağzınız kuruyor ve sürekli gece boyunca yudum yudum su içmek zorunda kaldım. Bunun gibi değişik belirtiler. Sonra işte 9. 10. günden itibaren öksürük, nefes darlığı işte ve oksijen seviyelerinde düşme gibi belirtiler ortaya çıkmaya başladı. Ve oksijen seviyeleri normal oksijen tedavisiyle de toparlanamadığı için yoğun bakım süreci başladı. Aslında yoğun bakıma giderken de arkadaşlarım beni bayıltıp işte suni sonun cihazına Bağlayacağız diye götürmediler açıkçası. ve O ana kadar hep kendi tedavimi kendim genelde yürüttüm. E, kontrol benden gidecek diye pek aslında o bizim mekanik ventilasyon dediğimiz suni solunum cihazına bağlanmayı ilk etapta istemiyordum. Arkadaşlar başka bir tedavi uygulayacağız diye aşağı indirdiler ama hemen beni bayıltıp e, suni solunum cihazına bağlamışlar. E, o, tabii ki e, doğrusunu yaptılar ve çok başarılı bir tedavi oldu ama e, böyle bir durumda yaşadık hatsızmış hocam vallahi çok geçmiş olsun. E, sağ olun, abi. çok teşekkür ederim. Şimdi hocam biz buna hekimler diyor ya birinci dalga bitmedi. Buna ikinci dalga diyemeyiz evet. diye ama bu hala birinci dalga mı yoksa çünkü anladığım kadarıyla kar topu gibi büyüyerek geliyor bizim üstümüze bu sefer. E, hala maalesef birinci dalga çünkü birinci dalganın işte bitişe yakın bir şey durum alması için hani yüzlü iki yüzlü rakamlara en azından günlük olgu sayısının düşmesi e, gerekirdi gerçek olgu sayısının. E, bunu hiçbir zaman için yakalayamadık. Ve sonra da zaten bildiğiniz gibi no, işte bu sokağa çıkma yasakları bitti işte normalleşme süreci başlayınca da biraz açıkçası iş kontrolden çıktı. E, bu da aslında beklediğimiz bir süreçti. Yani normalleşme sürecinde bir artış olması bekleniyordu. Ama bu kadar uzun sürmesini beklemiyorduk belki Ağustos itibariyle bu artışın tekrar bir kontrol altında olabileceğini bekliyorduk açıkçası. Ama değişik nedenlerden bu süreç devam ediyor. Yapılabilecek şeyler var. Yani normal bu normalleşme sürecinde daha iyi bir kontrol sağlanabilir düşünceme göre. Bu işin içinde hala olan birisi olarak söylüyorum. ama çok da şu anda açıkçası bir eee yönde bir adım ben göremiyorum. Dolayısıyla şu an biraz iş doktorlara, sağlık personeline ...tevdi edilmiş gibi. Onlar çok sahada uğraşıyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama burada artık biraz merkezi iradenin devreye girerek daha köklü, daha bu vaka sayısını aşağı çekecek tedbirler alması gerekir diye düşünüyorum. Hocam siz bu COVID'in öksürükle ilişkisiyle ilgili çeşitli araştırmalar yapmışsınız. Evet. Öksürük ilk belirti mi? şöyle diyeyim ben size araştırma diyemeyiz ama hani ben gözlem olarak bunları söyleyebilirim. Tabii ki öksürük belirtilerinden birisi. Eğer ki solunum sistemi etkilendiyse bu öksürük belirtisi de yaşanabilecek belirtilerden birisi. Genelde COVID'de bizim en korktuğumuz dönem hastalığın başlamasından sonra 7 ila 10. gün. 7 ila 10. günde eğer ki hastada ciddi bir COVID enfeksiyonu varsa çok bu dönemde bir artış görebiliyoruz. İşte yoğun bakıma gidişler de genelde bu dönemde oluyor. O dönemde özgü belirtilerden birisi de işte öksürükte artma. Öksürük artabiliyor. İşte nefes darlığı ortaya çıkabiliyor e, ve öksürüğün COVID'de şöyle bir başka bir e, önemli noktada da vurgulamak lazım. E, şimdi baktığınız zaman e, normal konuşmayla e, belki e, işte 10 dakikada birisiyle e, güvenli mesafede dahi olsa bir konuşsanız 10-15 dakika COVID'li bir hastayla iki tarafta da maske varsa gene bir hani %1-2 diyelim ki geçme ihtimali olabilir. Ama kişi öksürürse maske olmasına rağmen bu ortaya ortama saçtığı damlacık şeklindeki mikroplar belki 10 bin kat fazla oluyor. Çok korkunç bir virüs yükü ortaya saçmış oluyor. Dolayısıyla bulaşma ihtimali artıyor. Önümüzde tabii sonbahar kış ayları. E şimdi etrafımızda bir öksüren, aksıran bir kişi gördüğümüz zaman çok tedirgin oluyoruz. Acaba bu kişide Covid mi var diye. Gerçekten de tedirgin olmamızı gerektirecek durumlar var. Eğer ki kişi öksürüyorsa ve Covid varsa geçirme olasılığı var. Karşısındaki de geçirme olasılığı daha fazla. Dolayısıyla öksürüğü baskılayıcı tedaviler bu noktada kullanılabilir. Özellikle ayaktan tedavi ettiğimiz hastalarda öksürüğü baskılayıcı tedavilerle bu COVID'in bulaşmasını bir nebze engelleyebiliriz. O açıdan ben önemini vurgulamıştım. Belki o çalışmaları duymuşsunuzdur. Yani bizim en korunmamız gereken şey öksüren, hapşıran, tıksıran insan anladığım kadarıyla. Evet öyle bir şey olduğu zaman <laughs> o ortamdan uzak durmamız lazım. Yani mümkün olduğunca tabii mesafeyi açmamız lazım. Çünkü öksüren bir hasta olduğu zaman hani işte o bir buçuk iki metrelik güve, ben güvenli mesafe diyorum sosyal mesafeden ziyade o güvenli mesafe Belki 4-5 metreye çıkarmak lazım öksüren bir kişi olduğu zaman. Çünkü, Ama hocam nasıl bileceğiz e, e, ki bunu? O kadar zor bir şey ki bu. E, kesinlikle haklısınız. Bir, bir de şu işin başka bir boyutunu söyleyeyim ben size. Siz e, bir, bir yerde bir odaya girdiniz. E, sizden önce orada COVID'li bir hasta vardı. İşte öksürdü. İşte havada bunlar 1-2 saat bu mikroplar canlı olarak kalabiliyor. Çok miktarda, fazla miktarda virüs saçtığı için hala bu konuda tartışmalar olmakla beraber bu o havaya o solumanızla bile bir ihtimal o enfeksiyon size bulaşabilir. Dolayısıyla bu yönden de bakmak lazım. Yani siz hiç bilmeden yani boş bir odaya girebilirsiniz ama sizden önce 5 dakika önce orada covid'li bir hasta yani öksürmüş olabilir. Bu, şekilde de alabilirsiniz. Kore'de olan şeyi okudunuz mu hocam? Bir kafeye giriyor bir tane Covid'li. Evet. Klimanın önünde oturuyor. Kafedeki maskesiz herkese bulaşıyor. maskelere bulaşmıyor. Doğru. İşte o açıdan tabii maskenin önemi çok büyük. Maske riski çok azaltan bir unsur. maske takıyoruz diye yüzde korunuyoruz anlamına gelmiyor ama riski işte yüzlere, birlere, ikilere kadar indirebiliyoruz. Oradaki şey de tabii klimanın yaratmış olduğu şey de tablo da şu. E, klima tabii bir e, hava akımı yarattığı için virüsü olduğu gibi sirküle ediyor oda içerisinde ve çok kişiye yayılmasına yol açıyor. O, o fan'dan kaynaklanan bir şey, anlık yayılmalar e, gerçekten bu şekilde yayılma mümkün. E, i̇ş yerlerinde de çok görüyoruz mesela. Hani bir yerde bir, bir ofiste bir kişi hasta olunca o ofiste diyelim 40 çalışan var, 30 hasta oluyor. ...çok çabuk yayılıyor. Hocam açık havada güvensiz mi? Mesela bende şöyle bir açık duygu o. var. Açık havaya çıktığımda niye maske takıyorum ki oluyorum mesela? E, şöyle düşünmek lazım. Açık hava tabii ki kapalı ortama göre çok daha güvenli. Ama ummadığınız anda ummadığınız bir kişiyle karşılaşabiliyorsunuz. Boş bulunabiliyorsunuz. Mesela tanıdığınız birisi e, size çok yakın mesafeden sohbet edebiliyor. Dolayısıyla böyle bir temasta veya e, dışarı çıkarken maskenizi işte. Yani normal hani asansörlerde de aslında e, mümkün olduğunca başka birisiyle asansöre binmemek lazım ama karşınızdaki öyle düşünmeyebiliyor. Birden bakıyorsunuz siz o anda tedbirsiz davranmışsınız, maskenizi yanınıza almamışsınız nasıl olsa bahçeye çıkıyorum diye. Birisi e, asansöre binebiliyor. Böyle şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Yani açık ortamda. Te, tabii ki e, ben de dolayı doğrusu e, takmıyorum ama yanımda bulunduruyorum herhangi bir karşılaşma falan olursa diye e, takabilmek için. E, yoksa normalde eğer ki kimseyle çok yakın temas etmeyeceksiniz tabii ki açık ortamda e, çok da gerekli gibi gözükmüyor maske. Hocam biz bunun yani dünya bununla baş edebilecek gibi mi? Öyle mi öyle duruyor mu? Mesela Rusya'nın aşıyı bulduğuna ben bir türlü ikna olamıyorum niyeyse. Siz ikna mısınız bu, bu konuda? Tabii ki e, Rusya'da da çok e, güvenilir ...iyi bilim adamları var. Bunu bulabildik diyebilmek için belli aşamaları var. O bilimsel araştırmaları yeterince yapmadıkları için bilimsel camia şu anda Rusya'daki aşıya güvenmiyor. Yoksa tabii ki bu gerekli çalışmalar yapılır. İşte normalde diğer aşılar işte 30 bin 40 bin kişi üzerine kullanılacak ondan sonra... Bunlar bu soru çalışmalar olumlu sonuçlanırsa o zaman piyasaya çıkacak. Ama Rusya'daki aşıya baktığımız zaman doğru düzgün insan çalışması yok. Ee, i̇şte Putin kızıma yaptırdım diyor. İşte bu, ama bu bu gözlemsel şeyler bizim için çalışma değil. Tabii ki ama aklı başında bilim adam adamları şu anda Rusya'da diyor ki biz işte evet bir e, e, bilimsel çalışma formatında biz bunu e, ilerleyeceğiz. E, onu o şekilde olup İyi bir dergide sonuçlar yayınlanırsa, o zaman herkes güvenip o zaman yaptırabilir. Ama şu anda tabii ki güvenilmez. E, ama şu anda iyi güzel ilerleyen aşı çalışmaları var. Umarım başarılı olurlar. Bunların bir ayağı Türkiye'de de yapılacak. Hatta beni arayan hastalarım oluyor. İşte kronik şey, e, bir takım hastalıkları var. Evden dışarı çıkamıyorlar. Halbuki sosyal anlamda işte e, çocuğu belki okula gidecek ileride işte o, ya bırakacağı kimse yok bunlar gönüllü olarak aşı olmak istiyorlar. Ben de çok böyle sosyal anlamda eğer ki sıkıntısı olan ve kronik hastalığı olan kişiler olursa Tabii ki bunlar bu mesela işte Çapa Tıp Fakültesi'nde başlayacak bir çalışma var. Onlara katılabilirler. i̇lk etapta baktığımız zaman güvenirlik çalışmalarına bir önemli yan etki ilk etapta gözükmüyor. Bu şekilde sorunları olanlar da katılabilirler diye düşünüyorum bu tür çalışmalara. Hocam gerçekten söylendiği gibi bizi zor bir kış mı bekliyor? Niye bu e, sürekli bize böyle bir bilgi enformasyonu veriliyor? Zor bir kış olacak, zor bir kış olacak. Niye zor bir kış olacak önümüzdeki kış? Şimdi sonbahardan itibaren bizi bekleyen önemli handikaplar var. Bir işte hani o hala okulların açılması gündemde 21 Eylül tarihi şu anda telaffuz ediliyor. Eğer ki okullar açılırsa bu ciddi bir yük ve risk getirecektir. Kapalı ortamda olmamız işte bulaşın artmasına yol açacaktır. Viral enfeksiyonlar, solunum yollarının diğer viral enfeksiyonlar ve özellikle grip başlayacak. Bu griple COVID'in bir arada olması tabloyu çok ağırlaştırabilir diye düşünülüyor. Bir diğer önemli faktör de hava kirliliği. Hava kirliliği ile viral enfeksiyonların arttığını biliyoruz. Bizim de daha önce, yıllar önce yaptığımız bir çalışmada İstanbul'da hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde viral enfeksiyonlar dolayısıyla gerek çocukların gerek erişkinlerin acile başvuruların arttığını ortaya koymuştuk. Bunun gibi onlarca çalışma var. Şimdi COVID ile ilgili yapılan, hava kirliliği ile ilgili yapılan birkaç çalışma var. Hava kirliliği olan bölgelerde COVID enfeksiyonun daha fazla olduğunu ve daha ciddi seyrettiğini biliyoruz. Şimdi bu, bu kaç tane unsur saydım. Bu unsurların hepsi Covid'i artırabilecek unsurlar. Bir yandan da ben biraz önce söylediğim gibi bir daha hani radikal diyebileceğimiz tamam. Belki hani sokağa çıkma yasaklarını şu anda en azından bir İstanbul için getiremeyebilirsiniz ama daha radikal, daha böyle insanları korumaya yönelik bir takım adımlar da atılabilir diye düşünüyorum. Eğer ki bu adımları atmazsak yani önlem almazsak, ...evet bizi sonbahar ve kış döneminde çok daha ciddi bir durum bekliyor diyebiliriz. Ben Mart'ta çok korkmuştum. E sonra Haziran'la birlikte çok rahatladım. Ben de rahatladım. Bir de ben bir tatil beldesinde yaşıyorum. Bayağı rahatladım. Çünkü evet. burada denize giriliyor, insanlar eğleniyor, restoranlara gidiliyor. Hayat çok normale döndü. Ama şimdi son 15 gündür tekrar korkmaya başladım. Haklıyım galiba korkmakta. Evet haklısınız. E, tabii ki bu durum hani biraz açıkçası e, o e, televizyonda görüntüleri görüyoruz. O insanlar denize değil birbirlerine sanki giriyorlar. O kadar yakın aralarla bir e, şey, temas söz konusu ki e, zaten, nitekim e, bu sahil kısımlarında da e, hastaneler dolu. Bayağı bir yoğun hasta e, trafiği var orada da. Gerçekten e, baktığımız zaman restoranlar dediniz. Restoranlar Hani bize e, yansıtılan görüntüler çok farklıydı. Restoranlarda işte mesela masaların araları açılacaktı işte e, güvenli mesafeye çok dikkat edilecekti. ama Hiç öyle değil hocam. İstanbul'da hiç öyle değil. E, eski bütün restoranlar eski düzeninde e, şu anda devam ediyor. E, tabii onlar ticari kaygıyla bu şekilde yapılabilir ama biz daha hani dikkatli olarak onları kontrol etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Restoranlarda ve işte birçok eğlence yerinde görüyoruz insanlar işte. Yani bilmiyorum bu, bu hakikaten e, çok ciddi. Yani bu sabah ben buraya gelmeden önce Covid'li bir hastamı kaybederek geldim. Yani e, onun üzüntüsünü yaşıyorum şu anda çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. İnsanların bunu ciddiye alması gerekiyor. Hocam grip aşısı ve zatür aşısı olmak bizi korur mu? Bir miktarda olsa çok az diyeceğim ama yaptırmamız gerekiyor. Biz yıllardır aslında risk gruplarında grip ve zatür aşısının erişkinlerde de yapılması gerektiğini vurgulamaya çalıştık. Kimlerde? Özellikle işte kronik hastalığı olan, kalp hastalığı, akciğer hastalığı olabilir, böbrek yetersizliği olabilir, diyabet olabilir. E, bu gruplarda hangi yaş fark etmeksizin e, bunlara uygulanabilir diyorduk. 65 yaş üstüne mutlaka grip ve zatürre aşısı yapılması gerekir diyorduk. Ama bu e, COVID ile beraber bunu çok daha kuvvetli olarak vurguluyoruz. E, e, aşısının şöyle bir şey özelliği var. Sadece pneumokok dediğimiz bir bakteriye karşı koruyor. O da %100 bir koruma değil. E, bu pneumokok e, COVID ilişkisine baktığımız zaman COVID enfeksiyonu üzerine artı pneumokok enfeksiyonları bazen eklenebiliyor. İşte böyle bir şey tablo olursa tab da durum daha da ağırlaşacağı için sadece bu COVID'de böyle bir avantaj sağlayabilir. Biz gene zatüye aşısını risk gruplarına mutlaka öneriyoruz COVID dönemi boyunca. E, grip aşısını ise e, aslında herkese öneriyoruz. Ama herkes aşı yaptırabilecek mi? Hayır. Maalesef önümüzdeki sezon çok az şanslı kesim diyeyim aşı yaptırabilecek. Çünkü maalesef çok geçen seneyle aynı miktarda aşı gelecek Türkiye'ye. Geçen sene biz grip aşısı eksikliğini çok hissettik. Bu sene çok daha fazla hissedeceğiz yokluğunu. Benim annem akciğer kanseri geçirdi. O sebeple sürekli yani her yıl grip aşısı yaptırmamız gerekiyor. Geçen sene çok zor ulaştık mesela grip aşısına. Evet, evet. Bu sene daha da zor olacak. İşte ekim döneminde geleceği söyleniyor. Gerçekten çok sıkıntılı olacak grip aşısı bulmak açısından. Peki hocam, bunu bir sıraya mı bağlayacaksınlar? Ne yapacaklar? hani önce riskli grup olacak, sonra artan risksiz gruplara mı gidecek yoksa kim bulursa o mu olacak? Büyük bir ihtimalle dediğiniz gibi olacak. Sağlık çalışanları tabii ki burada çok riskli, sürekli enfeksiyonlarla karşı karşıya kaldıkları için sağlık çalışanları ve risk grupları tabii ki bunlara öncelik tanınacak ama risk grupları dediğimiz zaman aslında tabii ki gelecek aşı dozuna baktığımız zaman risk gruplarını da kapsamıyor. Onların da yani herhalde bir baktığınız zaman 10-12 milyon bir risk grubu bir popülasyon olsa bunların da ancak bir kısmı, ufak bir kısmı aşılanmış olacak. Kötüymüş. Evet biraz sıkıntılı bir durum ama tabii ki gripte de yani grip aşısı yaptığımız zaman COVID enfeksiyonuna karşı korunmuyoruz. Yani COVID'in üstüne grip eklenirse bu ağırlaştırabilir veya tabloyu karmaşık hale getirebilir. Yani kişi aslında influenza grip geçiriyordur ama biz onu Covid zannedebiliriz acillerde. Bunu da ayırt etmek için aslında influenza için güvenilir hızlı testler var. Yani acil servise geldiği zaman hasta yarım saat içerisinde yani %70-80 doğrulukla influenza grip olup olmadığını anlayabiliyoruz. Bu şekilde ayırt edebiliriz. Hocam şu anda ben özel bir hastaneye gidip PCR testi yaptırabiliyor muyum? Evet. Özel hastaneler tabii ki COVID testini yapıyorlar ama öncelikle muayene olmanız lazım. Bir doktora muayene girişi olması lazım. O doktorun istek yapması lazım. Tabii ki burada aslında devletin kriterleri var. Her isteyene COVID testi yapamazsınız diyor. Özellikle temaslı ama hiçbir belirtisi yok. Buna COVID testi yapılmaz deniyor. Bu da en çok eleştirdiğimiz noktalardan birisi. Kişi aynı evde kaldığı arkadaşı, çok zaman geçirdiği arkadaşı hasta olmuş, COVID olmuş. Ama biz diğer arkadaşa işte belirtisi yok diye COVID testi yapamıyoruz normal uygulamaya göre. Ama tabii ki özel hastanelerde bu şekilde pek yürümüyor. Yani özel hastanelerde pek zorluk ...çıkarılmıyor bu konuda yapılıyor... ...muayeneden sonra COVID testi yapılabiliyor. Hocam peki yaptırmanın bir faydası var mı? Yani bunu gidip atıyorum... ...ayda bir yaptırmanın... ...üç haftada bir yaptırmanın bir faydası var mı? Aslında riskli gruplarda yaptırmak lazım... ...bu da işte sağlık çalışanları en riskli grup... ...bir de halkla çok teması olan kişiler... ...bunu yaptırabilir... ...biz yapılmasını istiyoruz ve... ...bunu e, öğütlüyoruz ama... E, ...maalesef mesela sağlık çalışanlarına... ...böyle rutin taramalar şu anda yapılmıyor... Şöyle diyeyim aslında COVID testi bu PCR testi yurt dışında da hani etkin olarak sonuç verme ihtimali %70-80 olan bir test. Ama Türkiye'de baktığımız zaman maalesef bu oran çok daha düşük. Değişik merkezlerde yapılan çalışmalarda ilk COVID olduğu halde, COVID'i tespit etme ihtimalimiz %40 civarında gözüküyor. Bu da oldukça düşük bir rakam. Yani COVID testi negatif diye biz hastalıkta COVID'i dışlayamıyoruz maalesef. Bazı hastalarımız var. %100 COVID çünkü tomografi, bazı tomografi bulguları hastanın kliniği bize e, bu tanıyı koydurabiliyor. Ama 5 kere test yapıyoruz. 5 test, beş test de negatif kalabiliyor. Böyle olgularla karşılaşıyoruz benim özelimdeki durumda mesela ben bana ilk başta hastaneye yattığımda test yapıldı. O zaman 3 günde sonuç geliyordu. 3 gün sonra tekrar test yapıldı. İkisi de negatif. E, ancak 10. günde yoğun bakıma indirilirken benim yapılan 3. testim ancak pozitif çıkmıştı. Bunun gibi çok olguyla karşılaşıyoruz. Yani Covid testi %100 yüz bize tanıyı ilk etapta koydurmuyor. Pozitifse önemli ama negatifse biz Covid'i dışlayamıyoruz. Pozitifte yanılgı oranı %1-2'yi geçmez. Yani yanlış pozitiflik oranı. Ama negatifte diyoruz ki hasta hemen rahat diyor. Negatif işte aman bende bir şey yok zannediyor. Öyle değil maalesef. Ya tekrarlayan testler yapmak lazım ya da diğer... E, tanı yöntemleriyle tanıya ulaşmak lazım. Bu daha sakıncalı bir şey tabii. Evet. evet. Tabii İşi ki daha karmaşık ki Çok kafa hale karıştırıyor hale Evet. Kesinlikle. Çok çok, çok karmaşık hale getiriyor. Anladığım kadarıyla öyle ya da böyle biz e, Türk halkının ya da toplumun yüzde yetmişi falan bunu geçirecek başka da yol, yolu yok galiba bunun. <laughs> Sürü bağışıklığına doğru gidiyoruz. Öyle anlıyorum. Vallahi şu an tabii ki aşı e, çalışmaları ilerliyor ama aşıların bize... Gelmesi belki hani çok seri üretime geçilip bize ulaşması belki de bir seneyi bulacak. Dolayısıyla aşılara güvenip de bizim adım atmamamız lazım. Koruyucu önlemlere devam etmemiz lazım ama benim burada hani nacizane hani öneri olarak söyleyeceğim. Pratikte çok yaşadığımız bir şeyi paylaşayım. Şimdi biz hastayı tespit ediyoruz covid pozitif veya şüpheleniyoruz. Covid'le olma ihtimali fazla diyoruz. Hastaya da diyoruz ki izole olman lazım. İşte evde e, ayrı bir ev varsa hani oraya çık veya işte evdekileri başka bir yere yollayabiliyorsan yollayabiliyorsan yolla veya e, onu yapamıyorsan e, tuvaletin ayrı olsun, ayrı bir odaya geç, evdekilerle temas etme. E, bunu ne kadar tabii kişiler uyguluyor ayrı ama e, şimdi bu kişi e, bu 10 gün boyunca biz değişik testler istiyoruz. İşte tomo, bazen tomografi istiyoruz, kan tahlilleri. 10 e, gün boyunca bize gidip gelmesi gereken bir hasta. ayak Çoğu hastayı şu anda ayaktan takip ediyoruz. Çünkü hastanenin yatırma kriterleri de çok ağırlaştırıldı. Hastaneler çok dolacak endişesiyle. Her hastayı hastaneye yatıramıyorsunuz. Ayaktan çoğu hastayı takip ediyorsunuz. Ve bu hasta e, işte bir takım tetkikler için... E, gidip geliyor. En azından bildiğimiz bu. Onun haricinde kendisi çıkıyorsa tabii o kendi sorumlu. Ki bu zaman zaman basında bunu da görüyoruz. E, şimdi düşünün ki kişi bize gelmiş. E, e, işte oradan bizden çıktıktan sonra da gene belediye otobüsüne biniyor. Metroya biniyor. Evine gidiyor. İki gün sonra tahlil için tekrar hastaneye geliyor. Aynı şekilde toplu ulaşım araçlarını kullanarak gelebiliyor. Bunu önleyecek bir mekanizma yok. Belki şöyle yapılabilir. Nasıl hani ilk zamanda... E, yurt dışından gelenler potansiyel Covidli olarak düşünülüp e, yurtlarda 14 gün e, konaklatıldıysa e, Covid e, tanısı koyduğumuz veya kuvvetle muhtemel Covid düşündüğümüz kişileri e, işte yurtlar kullanılabilir. İstanbulda çoğu otel boş, otel odaları kiralanıp e, bu şey, bu amaçla kullanılabilir. Yani gerçek izolasyon yapmamız lazım ki bunlar toplum içerisinde e, bu enfeksiyonu yaymasınlar. E, aksi takdirde dediğiniz gibi bizim bu enfeksiyona hakim olmamız bu şekilde bu gidersek mümkün gözükmüyor. Mümkün gözükmüyor deyince iyice ürküyorum hocam. <laughs> Yok haklısınız ama şimdi yakın şöyle diyeyim şöyle düzelteyim cümleyi yakın zamanda mümkün gözükmüyor. Belki bir bir buçuk sene sonra tabii ki mümkün olacak. Yani burada biraz da e, mikrobun insafına kalmış oluyoruz. Yani umuyoruz ki e, bu virüs olumlu yönde bir mutasyon geçirir de bizim yakamızı bırakır veya çok hafif belirtilerle bu enfeksiyonu atlatabilir hale gelebiliriz. Yani biraz virüsün insafına kalıyoruz ama bu iş mikrobun insafına bırakılmaz da biz ge e gerekli önlemleri almak zorundayız. En son Singapur'da bir açıklama yapıldı. Siz de okumuşsunuzdur muhtemelen. Artık virüs daha bulaşıcı ama daha az öldürücü diye mutasyona uğradığını söylüyorlar. Evet. E o bir bahsedilen bir türü tabii. Şimdi bu zaten ilk geldiğinde de üç değişik türünden bahsedilmişti. İşte Türkiye'de ki virüsün çoğunlukla Avrupa tipi olduğunu ama Orta Doğu'dan gelen işte hacaların vasıtasıyla gelen Orta Doğu tipinin de bir miktar Türkiye'de olduğunu söylenmişti. Bunun gibi değişik versiyonları çıkıyor. Yani aynı virüs ama biraz genetik varyasyonu uğramış hali. Zaman zaman bu şekilde bizim de gözlemlerimiz oluyor. Yani ilk aslında ben de dahil olmak üzere ilk dalgada hastalananlar bayağı ciddi olarak etkilendi. Bunun sebebi de şu. Belki sebeplerinden birisi belki bu bir bilimsel bir şey değil ama sadece fikir olarak söylüyorum bunu. Altyapı olarak bilimsel altyapısı yok. Biz ilk hastalandığımızda bu virüsle hiç insanlık karşılaşmamıştı ve ilk defa karşılaşanlar biz olduk. Ve vücudumuz aşırı tepki verdi. Çünkü bu aslında yoğun bakıma giden hastaların büyük bir çoğunluğunda bizim işte stokin fırtınası dediğimiz... ...aslında kendi vücudumuzun salgıladığı maddeler bize zarar veriyor. Yani virüsten ziyade. O aşırı tepki dolayısıyla biz çok ağır hastalık geçirdik. Kimimiz öldü, kimimiz hala çok ciddi bu işte uğraşan Mart döneminde geçirmiş... Hastalarımız var, onların rehabilitasyonuyla uğraşıyoruz şu anda. Çok ciddi sonuçlar doğurdu. Ama daha sonra bu virüs de ortamda, şu anda bulunduğumuz ortamda da bile 3-5 tane var. Vücudumuz yavaş yavaş tanışıyor. Bağışıklık sistemimiz hastalık yapmayacak oranda virüsle mutlaka bir yerlerde karşılaşıyor. Ve onunla tanıştığı için bir daha gerçekten fazla miktarda virüsle karşılaştığı zaman abartılı bir cevap vermiyor olabilir. Bu bir sadece varsayım olarak söylüyorum bunu. Yani burada bir bundan dolayı da bir hafif bir avantaj yakalamış olabiliriz. Ama kesinlikle hala çok ciddi şu anki ölüm o şeylerini rakam olarak bilemiyorum ama hala çok ciddi. Biraz şeye kaydı tabii ilk başta 65 yaş üstü çok dışarı çıkmadığı için daha çok genç hastaları belli bir yaştaki işte 40'lı 50 yaşlardaki hastaları çok kaybediyorduk şimdi tabii vefat eden hastalarımızın yüzde %70-80 diyebilirim ki 60-65 yaş üstü hastalar. Tabii onların da bir hareket serbestliği kazanmasıyla böyle bir durum yaşıyoruz. Ama hala çok ciddi, ölümcül, ciddi sonuçları olan bir enfeksiyonla karşı karşıyayız. Hocam el yıkayacağız, işte güvenli mesafeye dikkat edeceğiz, efendim maskemizi takacağız filan filan. Bunlar gerçekten koruyucu tedbir mi? Yani gerçekten bunlar bizi koruyor mu? Yoksa Bunların koruma oranı bizi %30'larda %40'larda mı? Daha yüksek oranlarda biraz önce bahsettiğimiz gibi bu virüs en çok burundan bulaşıyor. Dolayısıyla işte e, burnumuzu kapatan maske olması lazım. Yani çoğu kişi de görüyoruz burun açıkta. E, burun açıktan sonra açıkta olduktan sonra e, %70-80 burundan bulaşan bir virüsle karşı karşıyayız. O zaman maske takmanın hiçbir esprisi kalmıyor. Gerçekten iyi bir maske takarsanız riski dediğim gibi güvenli mesafede kaldığınız takdirde yüzde birlere, düşürüyorsunuz. Öbür türlü karşınızda Covid'li bir hasta var, size, sizde maske var. %60-70 ihtimalle size gene de bulaşıyor. Özellikle hasta olan kişinin maske takması çok önemli. Burada baktığımız zaman kimde hastalık olduğu da belli değil. Çok sayıda belirtisiz kişi aramızda dolaşıyor. Gerçekten bunu bazen eskiden böyle genç yaşlar için söylüyordur. Ben şu anda çok sayıda yaşlı hasta da görüyorum hiç belirtisiz atlatıyorlar. Ve bir anlayamıyorsunuz o kişide virüs olduğunu. Dolayısıyla Herkes kendisini potansiyel bir hasta olarak düşünmesi lazım ve maske gerçekten çok işe yarayan bir şey. hijyeni aynı şekilde hani ortamdan alabiliriz diye bu şekilde bulaşma oranı daha düşük olsa bile bu masada bir işte virüs vardır. Ben elimi ağzıma götürürüm, burnuma götürürüm. O o şekilde bir bulaşmada tabii ki mümkün. Onun için ellerimizi yıkıyoruz. Mesafede gerçekten etkinliği gösterilmiş bir yöntem. Yani bu söylenen tedbirler gerçekten işe yarayan tedbirler. Hocam, öncelikle teşekkür ederiz. Bir kez daha bilgilerimizi tazeledik. Türkiye'de durumun ciddi olduğunu da anladık. Buraya kadar sizi yorduk. Öncelikle çok teşekkür ediyorum ve çok geçmiş olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.